Merhabalar herkese. Başka Ülke'nin 12. programında konuğumuz Harun Yılmaz. Kendisi şu an Routledge yayın evinde Orta Asya serisinin editörü olarak görev yapıyor. Hocam hoş geldiniz ilk önce. Teşekkür ederiz davetimizi kabul ettiğiniz için. Hoş bulduk. Çok sağ olun. Ben teşekkür ederim sizin davetiniz için. Sağ olun. Bugün Harun hocamızla Sovyet Milliyetler Politikası üzerine konuşacağız. Harun Yılmaz master ve doktorasını Oxford Tarih bölümünde yaptı. Doktorasını 2011 yılında aldı. Sovyet Milliyetler Politikası üzerine yazdığı teziyle. Daha sonra 2015 yılında kitabı yayınlandı. National Identities in Soviet Historiography: The Rise of Nations Under Stalin. Sovyet tarih yazımında milli kimlikler, Stalin altında milletlerin yükselişi olarak çevirebileceğimiz kitabı Routledge'dan yayınlandı. Benim de aslında bu konu çokça ilgilendiğim, yani çalışmalarımla da birebir ilgili olan bir konu. O yüzden benim için de ayrıca önemli bir sohbet olacak bugün. Bu kitaptan da ben de tezimde çokça faydalanmıştım. Azerbaycan, Kazakistan ve Ukrayna üzerinde Sovyetler Birliği'nde milliyetler politikası üzerine yayınlanmış en önemli eserlerden biri. İnşallah Türkçe'ye de tercüme edildiğini görürüz demek istiyorum. Biz bu programı Bolşevik Devrimi'nin yıl dönümüne biraz denk getirelim istedik. Yıl dönümü vesilesiyle devrime ve Sovyetler Birliği tarihine ilgi duyacak arkadaşlara da bir içerik sunmak istedik. Türkiye'de çokça önyargılarla, çokça farklı ideolojik tutumlarla ve politize bir şekilde anlaşılan bir konu. Herhalde çok az konu vardır. Olduğundan çok farklı bir şekilde algılanan hem sağ hem soldaki insanlar tarafından çok farklı bir şekilde anlaşılan. O yüzden çok önemli bir konuya, çok önemli bir uzmanla bugün değineceğiz. Hocam biz konuklarımıza ilk önce şey sorusuyla başlıyoruz. Bu alana nasıl yöneldiniz? Neden bu alanı çalışmaya başladınız? Nasıl, yani kendi kişisel tecrübeleriniz nasıl oldu? Çünkü Türkiye'de yani bu konuları çalışan çok az insan var. Sizi ne buraya yöneltti? Bu konuları çalışmak isteyen yeni yetişen tarihçi adaylarına da faydalı olacağını düşünüyoruz. Tecrübelerinizi paylaşırsanız. Nerelerde araştırma yaptınız, nerelerde bulundunuz, Sovyetler Birliği, Sovyet coğrafyasında nerelerde yaşadınız? Bunları konuşarak başlayalım isterseniz. Daha sonra konumuza daha doğrudan geçeriz. Çok teşekkür ederim. Gençliğimden beri siyaset ve tarihe ilgi duyan bir insanım. Daha sonra 99 yılında ben Kazakistan'a gittim. Bir işle alakalı orada çalışmaya başladım. Özel sektörde. Orada kendim gözlemler yaptım. Türkiye'den gelen biri olarak. O dönemde Sovyetler Birliği'nin iktisadi mirası, altyapı mirası, kültürel mirası ve Kazak kimliğinin bu ve Kazakistan'ın bu mirasla hesaplaşması benim ilgimi çekti. Bu arada Rusça öğrendim kendim orada çalışırken. Amerika'dan, İngiltere'den araştırma için gelen araştırmacılar, doktora tezi yazanlar filan tabii daha kurumsal destekle geliyorlar. Dil öğrenmeye işte fonlar oluyor, scholarship'ler oluyor filan. Benim öyle bir imkanım olmadığı için ben orada özel sektörde çalışırken dili öğrendim. Daha sonra oradaki tecrübeme paralel olarak bir kere dili öğrenince artık oradaki kütüphanelerde kendim okumaya başladım. Sovyet istatistiklerini okumaya başladım. Basılmış yayınlara bakmaya başladım. Ve bu beni bir nevi bölge uzmanlığına doğru itti. Ve daha sonra İngiltere'de, Oxford'da master'ı Rusya ve Russian Eastern European Studies o zaman adı. Şimdi sanıyorum öyle. Rusya ve Doğu Avrupa bölge uzmanlığı master var. Ona katıldım. Ve orada anladım ki esasında bu iş çok büyük bir konu. Soğuk Savaş döneminde İngiltere'de 10, Amerika'da 20 takribi 20 üniversitede hükümetler, İngiliz ve Amerikan hükümetleri Sovyetler Birliği üzerine uzmanlar yetiştirmek üzere üniversiteleri destekliyorlar, fonlar ayırıyorlar. İktisadını, tarihini, kültürünü, dilini anlamak, politikasını, dış politikasını, iç politikasını, her şeyi, ideolojisini bunları anlamak üzere insanlar yetiştirmişler, destek olmuşlar ve bunların tabii ürettiği bir literatür var.
Bunlarla tanış oldum master'ı yaparken. Bizdeki politize olan bu alanın esasında bir bölge uzmanlığı olduğunu gördüm ciddi şekilde. Yani bir Latin Amerika uzmanlığı gibi, bir Japonya uzmanlığı gibi, bir Çin uzmanlığı gibi, bir Afrika uzmanlığı gibi, bölge uzmanlığı. O araştırmacının siyasi tercihleri her araştırmacının vardır ama mühim olan burada o siyasi tercihlerden mümkün olduğunca kendini soyutlayarak objektif bir şekilde olaylara yaklaşmak, değerlendirmek lazım. Bu açıdan da çok başarılı da bir literatür var şu anda İngilizce tabii. Ulusal kimlik inşası benim ilgimi çeken bir konuydu. Modern ulusal kimlik inşası ve Sovyetler Birliği'ndeki ulusal kimlik inşası ilginç bir konu. Çünkü Sovyetler Birliği bir ulus devlet değil. Yani mesela Türkiye bir ulus devlet. 1930'larla birlikte bir Türk ulusu, modern Türk ulusu inşası var. İran'da paralel Rıza Şah döneminde bir modern İran ulusu inşası var. Bunlar esasında Balkanlarda bir önceki dönemde Balkanlarda olan, onlara da bir önceki dönemde Batı Avrupa'dan gelen böyle bir dalga gibi doğuya doğru gelen bir trend. Sovyetler Birliği ulus devlet değil ama bir sürü ulusu içeriyor. Bu 91'de Sovyetler Birliği bittiği zaman bu uluslar da yoktan peydah olmuş uluslar değil. Kurumlarıyla, literatürüyle orada olan uluslar. Bu nasıl bir ilginç bir iş? Yani bu benim ilgimi çekti. İlginç buldum. Ve bu yönde yoğunlaştım. Doktoramı onun için 30'lu, 40'lı, 50'li yıllarda daha çok Stalin döneminde Ukrayna'da, Azerbaycan'da ve Kazakistan'da modern ulusal kimliklerin inşası, biraz daha daraltırsak konuyu, ulusal tarih yazımı, modern ulusal tarih yazımı üzerine yaptım. Bu tabii tarih yazımı bu coğrafyaların geçmişini iyi bilmek gerektiriyor. Aynı zamanda Sovyetler Birliği döneminde siyasi farklı endişelerle bu tarih yazımı nasıl şekillendi bunu anlamayı gerektiriyor. Bu üç ülkenin arşivlerinde çalıştım. Devlet arşivlerinde, Komünist Partisi arşivleri. Çünkü devlet arşivi ve Komünist Partisi arşivleri ayrıdır. Sonra her bir cumhuriyetin bilim akademisi vardır. Ukrayna Bilim Akademisi, Bilimler Akademisi, Azerbaycan Bilimler Akademisi, Kazakistan Bilimler Akademisi. Bunların ayrı arşivleri de vardır. Bu arşivlerde de çalıştım. Yani yekünde 9 arşivde çalıştım. Böyle bir karşılaştırmalı bir iş yapmak istedim. Tek bir ideolojinin olduğu, çok merkezi tarafı da olsa farklı kimlikleri tanıyan bir federasyonda ama tek bir ideoloji, tek bir doğrunun olduğu bir nevi bir ülkede, tek bir parti tarafından yönetilen bir ülkede farklı coğrafyalar ve farklı geçmişlerden gelen ulusların, ulusal kimlik inşalarının aynı yolda mı, farklı yollarda mı geliştiği, coğrafyaya göre veya farklı bölgesel siyasi endişelere göre, dış politikaya göre, Azerbaycan'da, Ukrayna'da, Kazakistan'da tamamen farklı geçmişleri olan bölgelerde idare nasıl bir çözümler, tercihler yapmış, ne tip problemlerle karşılaşmış, hem ideolojik problemler hem pratikteki problemler, bunları karşılaştırarak anlamaya çalıştım, izah etmeye çalıştım. Benim akademik yolculuğum bu şekilde oldu. Hocam, ilk soru olarak arka plan seyircilerimiz için arka plan olması açısından Çarlık Rusya'sının etnik ve siyasi yapısından başlamamız gerekir sanıyorum. Ekim devrimi öncesinde yani Çarlık Rusya'sında hangi etnik gruplar mevcuttu ve imparatorluk altında milliyetler politikası nasıldı? Sonuçta Ekim devriminde iktidarı alan Bolşevikler de kendi politikalarını belli bir zemin üzerinde gerçekleştirdiler. Milliyetler politikası bağlamında yani milliyetler politikası bağlamında bu miras nasıldı? Ve belki bir ikinci soru olarak 1917 yılı itibariyle, Ekim devrimi itibariyle Bolşevikler millet ve milliyet kavramlarını düşünürken
Bununla ilgili politika üretirken imparatorluk ideolojisinden belli bir etkilenme noktaları var mı? Yoksa milliyeti tasavvur ederlerken de bir devrimden söz edebilir miyiz? Yani biraz Marksizmin teorik olarak milliyet anlayışıyla bağlayabiliriz. Yani Marksizmin teorik milliyet anlayışı Bolşeviklere nasıl bir miras bırakmıştı? Daha işe girişmeden önce diyelim yani. Bir iki terimi paralel izah etmem lazım. Çarlık ustasına bahsederken Rusça'da iki terim var. Rasiskaya ve Ruskaya diye. Bir tanesi Rus etnik, etnodilsel kimliğinden kimliği demek. Ruskaya, Ruski. Öbürü ise Rasiskaya ise teritoriyel, alansal veya Çarlık Rusyası'na hanedansal bir kimliğe tekabül ediyor. Şimdi mesela imparatorluğun ismi Rasiskaya İmperiye, yani Rusya İmparatorluğu. Ruskaya İmperiye değil, Rus İmparatorluğu değil. Bizdeki bunun benzer bir durumu Osmanlı ile Türklük gibi. Osmanlı bir hanedan aidiyeti, kimliği. Türklük ise daha etnolinguistik bir kimlik. Bu Rusya kimliği ama hanedan ve tebaası kimliği egemen olan ve iktidarın da desteklediği kimlikti. Bu modern Rus kimliğinden farklı bir şey. Bir nevi hanedanlık kimliği var. Bu bir kapsayıcı bir kimlik. Yani etnodilsel kimliklerin bu ayrımların üzerinde bir kimlik. Bize de mesela benzer dönem, aynı dönemde Osmanlıcılık denendi. Fakat Rusya'daki bu geniş şemsiye kimlik bence daha güçlüydü. Yani 1917'de. Bu üst kimlik mesela İngiltere'de de Britanya kimliğidir. Hanedanlıktan ulusa evrilen bir kimlik o. Yalnız bu üst kimlikler etnodilsel kimliklerin gelişimini de körelten, üzerinde bir nevi sınır oluşturan, tavan sınırı oluşturan üst kimlikler. Rusya'da da bu vaziyet vardı. Yani Rusya Rasiskaya, İmperskaya, Rusya İmparatorluk kimliği, hanedan, çar ve onun tebaası şeklinde özetlenebilecek kimlik, Rus modern ulusal kimliğinin de gelişmesini engelliyordu. Öbür taraftan tabii diyelim Polonya, modern Polonya ulusal kimliğinin gelişmesi, Gürcü, Ermeni sayabileceğiniz bir sürü diğer potansiyel modern kimliklerin de gelişmesini engelleyen bir güç. 1917'deki iki ardarda iki devrimle esasında bu imperial hanedanlık kimliği ortadan kalktı. Bu önemli bir bence kilometre taşı. Ha, ondan sonra artık modern ulusal kimliklerin bir nevi önü açıldı. Şubat devrimi ile birlikte Rusya bir kere artık cumhuriyet olduktan sonra. Onun için 1917'de Şubat devrimi ile Ekim devrimi arasında da çok aktif böyle etnodilsel kimlikler etrafında konferanslar, kongreler, birlikler, görüşmeler, işte Müslüman Türkiye halkların kongresi toplanır, Ukraynalılar filan. Herkes bir bu yeni açılımda kendine bir yer yaratmaya çalışır. Tabii ki Rusya İmparatorluğu çok etnodilsel kimlikleri barındıran bir imparatorluk. Yani 10-11 zaman dilimine ayrılmış ve esasında orijinalde tabii Rusya İmparatorluğu şu andaki Polonya'nın doğusunu, Finlandiya'yı kapsayan bir imparatorluk. Demek ki batıda Polonyalılar, Yahudiler, Baltık halkları, Almanlar, Baltık Almanları vardır çünkü çok mühimdir o bölgenin iktisadi ve kültürel gelişiminde. Cermenik dünyanın parçasıdır o diyelim. Büyük anlamda Alman dünyasının parçası Baltık, esasında tarihsel olarak Baltık şeyi, bölgesi. O Baltık Almanları var, dediğim gibi Yahudiler var, Polonyalılar var. Ondan sonra bugün Ukrayna dediğimiz bölge var.
Orada Polonyaca ile Rusça arasındaki üçüncü bir dili geliştiği konuşulan bir bölge var. Kafkaslar tabii etnodisel, nasıl söyleyeyim, cennet. Kuzey Kafkasya'da her bir vadi başka birisi. Osetlerden Çeçenlere, Çerkezler, her birinin ayrı klanları. Daristan bir şey gibi, Balkanları çalışanlar Makedon Altası, Makedonya'ya hep referans gösteriyorlar. Bir kocaman bir Makedonya gibi orası. Ve aşağısında Kafkasya, Güney Kafkasya'da tabii dağların, Büyük Kafkasların güneyinde tarihsel olarak İran'ın kültürel büyük etkisi olan bölgede Gürcüler var. Bunlar da kendi aralarında esasında 3-4 bölgeye ayrılıyor. Gürcüler de öyle. Ermeniler var. Türkiye, bugün Azerbaycan dediğimiz bölge var. Orta Asya'da yine Türkiye bir bölge. Aynı zamanda Farsça konuşan şu anda Tacik dediğimiz Sartlar var. Sibirya'da o kuzey kutup halkları var. Doğusunda Yakutlar var. Koreliler var daha ileride, Kore sınırına yakın. Epey bir uzun bir liste var. Yani Sovyetler döneminde yapılan listeler bazen yüzü aşıyordu, bazen kısalıyordu. Fakat çok uzun bir liste var. Çok halklı bir büyük imparatorluk. Polonya'dan, Varşova'dan Kamçatka'ya kadar dünyanın en büyük ülkesi ve yaklaşık nüfusun yarısı diyelim Slav, yarıdan biraz aşağısı da Slav olmayan, daha Rus olmayan halkların oluşturduğu bir coğrafya. Halkların hapishanesi kelimesi esasında çok tabii 19. yüzyılla alakalı bir şey. 19. yüzyılda biliyorsunuz 1847-48 Avrupa'da daha çok ulusalcı, milli kimlikler merkezli devrimler ya da ayaklanmalar olduğu zaman bu ayaklanmaların bastırılmasında ve geleneksel monarşilerin korunmasında Rusya'nın müdahalesi büyük. 1860'larda sonra Polonyalılar isyan ediyor, onların bastırıyorlar. Avusturya Macaristan'a işte 1848'de gelip Avusturya Macaristan hanedanlığının Macarların ayaklanmasını, bastırmasına yardım ediyorlar. Koca bir Rus ordusu gelir onu basıyor. Öbür türlü onlar başa çıkamazlar yani Macar ayaklanmasıyla. Bu vaziyette tabii o zamanın ilerici kanadı, yani ilerici derken o dönemde ulusal kimlik taraftarı olanlar, emansipasyonun, özgürleşmenin bir ulusal kimlik ve ulusal devlet yoluyla olacağını düşünen aydınlar Rusya'yı Avrupa'nın jandarması, halkların hapishanesi olarak tanımlıyorlar. Daha sonra Marksistler bu tanımlamaları da devam ettirirler. Yani Rusya'yı, Rusya İmparatorluğunu Avrupa'da gerici güçlerin odağı, monarşilerin destekçisi, geleneksel monarşik idarelerin Avrupa'da destekçisi olarak görürler. Böyle bir durum var. Rusya'daki idare modern ulusal kimliklerin evrimleşmesi, inşasının karşısında tabii. 1917'de devrilen idare bunların karşısında. Çünkü kendileri bunu hanedanlık kimliğinin, üst kimliğinin esas kimlik olduğunu, öbürlerinin ise ve doğal olduğunu, öbürlerinin ise yapay ve gereksiz olduğunu hakikaten böyle bakıyorlar. Bunların bir nevi bazılarında dışarıdan desteklendiğini düşünüyorlar ve buna tabii karşılar. Fakat 1917'de sistem çökünce, bilhassa esas itibariyle savaşın yükünü kaldıramayınca Rusya'daki iktisadi sistem, insanlar buna reaksiyon gösterince 1913'te çok popüler gözüken idare 1917'de 4 yıl sonra yıkılıyor. Yani savaş olmasa tabii tarih başka türlü büyük ihtimalle evrilirdi. Savaş yüzünden bu idare
ortadan kalkıyor. Bu da paralel olarak ben biraz bu modern kimlik inşası hakkında bir iki söz söylemek istiyorum. Sonra da Marksistlerin buna bakış açıları nasıl? Şimdi biliyorsunuz bu ulusal kimlikler deyince genelde basitlersek olayı üç ekol var diyebiliriz de ben iki ekolden bahsedeyim. Ulusal kimlik inşa ettiğince bir primordial yaklaşım var. Bir de konstruktivist yaklaşım var. Primordial yaklaşım şöyle diyor. Ezelden ebede kesintisiz bir ulusal kimlik mevcut. Ulus, yek vücut ve homojen ayrımlar, süni, birliktelik esas doğal durum. İnsanlığın uluslara bölünmüş olması doğal bir durum. İkinci yaklaşım ise konstruktivist. Konstruktivistler diyorlar ki ulusal kimliğin bir başlangıcı var. Ezelden ebede giden bir şey değil. Ulusal kimlikler modern çağın bir parçası, modern ulusal kimlikler ve bunlar bilinçli olarak inşa edilmiştir. Uluslar devletleri ve milliyetçiliği değil, tersine devletler ve milliyetçi ideolojiler ulusları inşa etmiştir diye. Ulusal kimlik inşaatında ulus altı kimlikler, subnational dediğimiz ya da ulus üstü kimlikler, supranational kimlikler. Yani bunlar ne değil? Bölgesel kimlikler, hanedan kimlikleri, dini kimlikler, şehir kimlikleri, aşiret kimlikleri bunlar ulusal kimliğe evriliyor. İşte Bavarya kimliği, Normandi kimliği, mesela Gürcistan'da Mingreller vardır, Svaneti bölgesi vardır, onlar ayrı kimliktir. 3-4 bölgesi vardır Gürcistan'ın. Bunlar bir Gürcü ulusal, modern ulusal kimliğinde birleşiyor. Burada da önemli 3 enstitü var esasında bu kimlikleri şekillenmesinde rol oynayan. Birincisi okul, eğitim. Homojen dilin inşa edilmesi ve bu dilin okullarda standart dilin okutulması, bölgesel lehçe farklılıklarının ortadan kaldırılması. İkincisi ordu, ulusal kimlik inşasında önemli bir enstrüman. Orduda endoktrinasyon, insanların belli bir kimlik etrafında homojen hale getirilmesi. Üçüncüsü de genişleyen pazarlar. Kapitalist üretim ilişkileri, pazarın gelişmesi, izole köylerin büyük iktisada entegre olmaları. Bu da yine demir yolları, telgraflar filan bu gibi modern iletişim ve komünikasyon araçlarının bunlar gelişmesiyle de alakalı şeyler. Bolşevikler bilinçli olmadan 100 yıl önce bir nevi gözleri bağlı şekilde el yordamıyla bazı şeyleri anlamaya çalışırken esasında bilinçsiz olarak takip ettikleri bir nevi şey var. Bu da Miroslav Hroch var, Çekoslovakya'dan meşhur akademisyen. Onun Doğu Avrupa özelinde ulusal kimliklerin nasıl inşa edildiğine dair bir teorisini kısaca izah edip bu faslı bitireyim. Hroch diyor ki bu iş üç aşamadan prensip olarak oluşur. Bir tanesinde şehirli entelektüeller küçük bir elit, bir etnodilsel grubun araştırmaya başlıyorlar. Menkıbeler, mitolojik hikayeler, bu etnodilsel gruba ait olduğunu düşündükleri farklı kabilelerin ya da aşiretlerin geçmişi, işte halısından, kiliminden, söylentilerine, yemeğine, diline kadar bunları araştırıyorlar ve bunları çıkarıyorlar köyleri dolaşıp. Ulusal, ileride gelecek olan ulusal kimliğin harcını, yapı taşlarını toparlıyorlar. Ondan sonra ikinci bölümde bu yapı taşlarını okullarda, ilkokullarda biz propaganda etmesini görüyoruz. Yani bunu yaymasını. Bu daha çok bir entelektüel aktivite olmaktan yavaş yavaş çıkıp halka doğru, köylü kitlelere doğru bu bilginin, bu toparlanan, sistematik hale getirilen bilginin yayılması var. Üçüncü aşamada da siyasi hareket haline gelmesi, yani yeşeren bu inşa edilen ulusal kimliğin bir ulusalcılık, milliyetçilik olarak ideolojik harekete dönüşmesi ve üstteki egemen olan çok kültürlü, çok uluslu hanedanlıklardan
genelde ayrı bağımsız bir ulusal devlet talep etmesi. İşte mesela Macarların diyelim Avusturya Macaristan İmparatorluğu'ndan bağımsızlık talep etmesi, Çeklerin, Slovakların gibi domino taşı etkisi var burada Avrupa'da. Çarlık döneminde bazı etnodinsel kimlikler modern ulusal kimliğe geçme aşamasında, bazıları geçmiş ve bu bahsettiğim aşamalardan artık birincisi, ikincisi tamamlanmış, üçüncüsüne geçmişler. Mesela Polonya kimliği, Polonya ulusal kimliği, modern Polonya ulusal kimliği, Fin ulusal kimliği, Ermeni ve Gürcü ulusal kimlikleri yine aynı şekilde ikinci, belki ikinci aşamadalar. Fakat mesela Ermeni ve Gürcü kimliklerinde sol entelijensiye bu gelişen modern ulusal kimliği bir nevi kendi uhdesine almış. Onun için sol milliyetçilikler var mesela Gürcistan'da, Ermenistan'da. Çarlık Rusyası aynı zamanda çok milletli bir imparatorluk. Üzerinde de böyle bir şemsiye var, hanedanlık şemsiyesi. Onun altında da etnodinsel kimlikten ulusal kimliğe, modern ulusal kimliğe geçen farklı noktalarda coğrafyalar var. Hep homojen bir gelişim tabii yok. Şimdi Marksistlerle Bolşeviklerin bakış açısı buna nasıl? Böyle bir kör noktası var Marksizmin ideolojik olarak, teorik olarak. Milliyetçilik diyor ki bireylerin emansipasyonu ulusal emansipasyonla sağlanabilir, bir. İkincisi uluslar homojen bir mermer kütle gibidir ve tarih uluslar sayesinde ileriye doğru gidiyor. Yani uluslar burada aktör. Marksistler buna karşılık diyorlar ki hayır, tarih uluslar merkezinde evrilmiyor. İkisinde de bir progresif bir şey var da bakış açısı. A'dan B'ye doğru, ileriye doğru gidiyoruz. Bireyin emansipasyonu bağlı olduğu sınıfla alakalıdır diyor ve ulusal kimliklerden çok tarihin sınıfsal çatışmalarla ileriye doğru gittiğini, yani dinamizminin, yakıtının diyelim, tarih lokomotifinin sınıf çatışması diye. Evet. Tabii burada bir iktisadi determinizm var. O yüzden ulusal kimlikler ve bu yönde bir emansipasyon esasında yanlış adrestir. Şiirlerde, şiirlerin bir bölümünde bu yanlış adres teorisi vardır. Bir melek ilk Hazreti Muhammed'e gitme yerine Hazreti Ali'ye gidecekti, yanlış adrese gitti. Şimdi Marksistler açısından da ulusal emansipasyon, ulusal kimlik yanlış adres. Bolşevikler 1914'te Birinci Dünya Savaşı başladığında birçoğu Rusya'da değil. Bunların çoğu Avrupa'da. Siyasi mülteci bunlar. Mesela Lenin İsviçre'de, işte mesela Trotski Amerika'da filan. Bunlar bakıyorlar ulusal kimliklerin gücü inanılmaz. Yani Birinci Dünya Savaşı'nda, çünkü bunların çağrısı şu: bu bir büyük devletler arasında kolonyal bir rekabet var, dünyanın paylaşımı var. Sıradan insanlar cephelerde birbirlerini öldürüyorlar ama kimin için öldürüyorlar? Sermayenin daha fazla kar etmesi için öldürüyorlar. Biz bir insanlara bunu anlatabilirsek o zaman savaşı da durdurabiliriz ve savaşı dünya devrimine doğru dönüştürürüz. Hikaye bu. Fakat bu tabii hiç popüler olmayan bir bakış açısı. Çünkü ulusal kimlikler Marksistlerin hiç tahmin etmediği kadar güçlü ve dirençli ve gelişme halinde çok hızlı şekilde. Şimdi böyle olunca Birinci Dünya Savaşı'nda bunu Bolşevik liderler, Bolşevik Partisi'nin lider kadrosu bunu gözlüyor. İkincisi, Rusya İç Savaşı'nda aynı gözlemi yapıyorlar. Bu ellerinde bir realite, pek tatsız bir realite ama realite. Çünkü bunlar internasyonalist, ulus devlet inşası, bir ulusal kimlik inşası derdinde değiller. Fakat ellerinde bu var. Yani bununla ne yapacağız? Ha, burada şöyle bir teori ortaya çıkıyor. Burada şöyle bir çözüm ortaya çıkıyor. Biz bundan kurtulamıyoruz. Bu çağımızın bir parçası. Enternasyonel bir kimliğe nasıl ulaşabiliriz? Ulusal kimliğe karşı çıkarak bunu yapamayız. Çünkü bu bir reaksiyon, milliyetçilik doğuracak. O zaman buradan çıkış yolumuz bunu içselleştirmek ve
Bu bir kapitalist ekonomik sistemin, onların, Bolşeviklerin bakış açısıyla bir işareti ise, bir nişanesi ise, o zaman biz bunu hızlandırırsak bu dönemi kendi kendinin bitişini sağlayabiliriz. Yani bu ne demek oluyor? Şöyle söyleyeyim. Troçki böyle benzetmeleri çok başarılı kullanırdı. Freni bozuk bir araba düşünün mesela. Arabayı durduramıyorsunuz. Durdurmak istiyorsunuz ama arabayı durduruyorsunuz, fren pedaline basıyorsunuz, araba durmuyor. O zaman ne yapacağız? Gaza basmalıyız ki benzini bitsin. Benzini bitince araba da duracak. Olay bu. Şimdi bu tabii paradoksal bir şey. Hem kendisi internasyonalist, bir ulus devlet inşa etme gibi bir şeyi ideolojik olarak hiç böyle bir şeyin taraftarı değil. Ama aynı zamanda ulusal kimliklerin inşasına talip oluyor. Çünkü bunun bir dönem, bir noktada artık kendi kendisini yok edeceğini, gazı biten arabanın artık freni bozuk bile olsa bir noktada duracağını ve biz de arabadan ineceğiz bu şekilde ve bu işte bitmiş olacak. Özetle bu. Özür diliyorum. Burada sanırım şey de var değil mi ama yani bunlar tamam bir milliyetçi kabul ediyorlar milliyetçiliğin yani ya da millet kavramının artık önüne geçilemez bir yani ne kadar istemeseler de önüne geçilemez bir motivasyon kaynağı olduğu insanların kimliklerinde. Ama bir yandan da sanırım galiba bir ezen ulus milliyetçiliği bir de ezilen ulus milliyetçiliği gibi bir ayrım da yapıyorlar ve galiba burada yani Rus milliyetçiliği hala bir mesafe de var sanıyorum en azından belli bir aşamaya kadar yani belki bir Stalinizme kadar ya da belki de İkinci Dünya Savaşı'na kadar buradaki Rus milliyetçiliğine ya da Rusların kendi millet anlayışlarına dair olan değişimi de anlatabilir misiniz acaba? Olur. O çok mühim bir konu. Ondan hemen önce ben size ufak bir paragraf göstermek istiyorum mümkünse. 1921'deki Bolşevik Partisi'nin 10. Kongresindeki tartışmadan bu paragrafı kimin söylediğini başta söylemiyorum ki sürpriz olsun. Konuşmacı diyor ki biz komünistlerin Belarus ulusal kimliğini suni olarak geliştirdiğimizi iddia eden bir not aldım. Bu tartışma konferans kongrede tartışma oluyor. Konuşmacıya not iletiyorlar. O da cevaben konuşuyor, tekrar kürsüye geliyor. Bu iddia doğru değildir. Çünkü Belarus ulusu hali hazırda mevcuttur. Halbuki 1921'de Belarus ayrı modern ulusal kimliği pek yok ortada. Yani, Belaruslara Rusçadan farklı kendi dilleri vardır, kabul ediyor. Bu yüzden Belarus halkının kültürü ancak kendi dillerinde inkişaf edebilir. Buna benzer iddiaları 5 yıl önce Ukrayna ve Ukrayna ulusu hakkında da duyduk. Daha geçenlerde Ukrayna Cumhuriyeti'nin ve Ukrayna ulusunun bir Alman icadı olduğu söylendi. Halbuki Ukrayna ulusu vardır, varlığı aşikardır ve biz Bolşeviklerin görevi Ukrayna kültürünü daha da geliştirmektir. Burada referans verilen şey 1918-19'da Ukrayna, bugünkü Ukrayna'nın Alman işgaline aynı zamanda Alman destekli bir Ukrayna hükümetinin orada Kiev'de olması. Tabii Bolşevik Partisi içinde kendisini tabii Rus olarak gören, biraz üzerindeki kızıl boyayı kazıdığınızda altından Rus milliyetçisi çıkanlar var. Şimdi konuşmacı konferansta konuşma yapan onları hedef alıyor. Diyor ki, çünkü onlar diyorlar ki bu Rus milliyetçiliği, gizli Rus milliyetçiliğinin parti içindeki. Diyorlar ki, ya bu tamam biz artık hanedanlık bitti, cumhuriyeti kurduk, kızıl bayrağı da yukarı yaptık, göndere astık. Bu farklı farklı milletlerin kimliklerini desteklemek nereden çıktı? Birbirimizi parçalarsak o zaman gücümüz şey olur. Şimdi birlik olma zamanı diyenler var ve bu Ukrayna ulusu ki nereden çıktı diyenler var partinin içinde. Konuşmacı diyor ki Ukrayna ulusu vardır, bunu tanıyoruz. Çarlığın tanımadığı bir şey. Ve biz Bolşeviklerin görevi Ukrayna kimliğini ve kültürünü daha da ileri götürmektir. Tarihin akışının tersine duramazsınız. Rus faktörünün Ukrayna'daki şehirlerde hala üstün olması bir gerçektir.
Ama bu şehirler zaman geçtikçe Ukraynalılaşacaktır. Takriben 40 yıl önce Riga bir Alman şehri görünümündeydi. Hakikaten de Riga esasında Baltık Almanların şehirlerinden, kurduğu şehirlerdendir. Ama geçen zaman içinde şehirler kırsaldan göç alarak büyüdü ve kırsal nüfus ulusal kimliğin taşıyıcısı olduğundan bugün Riga bir Letonya şehridir. Takriben 50 yıl önce Macar şehirleri Alman karakterindeydi ama şimdi bu şehirler Macarlaştılar. Her ne kadar şimdi Belarus'taki şehirler Belarus kimliğinden yoksun olsa da mesela Minsk esasında bir Yahudi başkenttir. Yani Yahudilerin esas kentidir, Belarus değil. Etrafında Belarus, Slav köylü denizi vardır mesela, değil mi? Ama şimdi bu, ama önümüzdeki dönemde bunlar Belarus kimliğine kavuşacaklar. Görüyor musunuz? Doğu Avrupa'daki o transformasyon 19. yüzyıldaki bu kongredeki konuşmacı farkında. Bunun diyor ki tarihin akışının tersine duramazsınız. Bizim Rus milliyetçiliğiyle işimiz yok. Böyle yaparsak evet reaksiyon doğacak. Bunu söyleyen de Stalin kongrede. Hocam affedersiniz biraz zaman olarak sıkıntıya girebiliriz de yani şeye daha doğrudan şeye geçebilir miyiz? Sovyet milliyetler politikasına şimdi neler yapıldı, Bolşevikler neler yapıldı oraya geçsek. Şimdi 1935'e kadar, 1920'li yıllarda ve 1935'e kadar Rus ulusal kimliği esas tehlike olarak görülüyor. Ve bir nevi bastırılıyor esasında. Tersine diğer ulusal kimliklerin bir nevi seviyesinin yükseltilmesi, standart alfabe, literatür, basım, yayın, okulda eğitim, ders kitapları, bütün bunların hepsi destekleniyor. Hatta yalnızca cumhuriyetlerin titüler kimlikleri değil, yani Azerbaycan'da Azerbaycan kimliği, Ermenistan'da Ermeni kimliği, Ukrayna'da Ukrayna kimliği değil. Aynı zamanda da her cumhuriyetin içindeki farklı azınlıkların kimlikleri de koruma altında bu olarak kanuni. Yani bir Azerbaycan'daki bir talış mesela mahkemeye geldiği zaman teorik olarak mahkemede bir talış tercüman bulunmak zorunda. Ne Rusça ne Azerbaycanca bilmek zorunda değil o talış azınlık mensubu. Anlatabiliyor muyum? 1935-36'ya kadar bu siyaset hakim bir etnofilya diyeceğimiz bir dönem var. 1934-35-36'da siyaset değişiyor. İkinci döneme giriyoruz Sovyetler açısından. Çünkü Sovyet periyodu tabii tarih nehrin çok hızlı aktığı bir dönem. Onun için epey oluyor 70 yıl içinde. 34-35-36'da artık geminin rotasını değiştiriyorlar. Ve diyorlar ki bundan sonra etnofilyayı artık geri plana alıyoruz. Birinci önceliğimiz her cumhuriyetin titüler kimliğine daha fazla yatırım yapmak. Yani o azınlıkları ikinci plana alıyoruz. Burada mühim olan birinci saik faktör bir savaşın yaklaştığını devamlı Bolşevik liderliğinin aklında olması. Hocam şeyi açıklasak iyi olur diye düşünüyorum burada. Yani hangi milliyetlere işte birlik cumhuriyeti verildi, hangilerine özerk cumhuriyet, hangilerine özerk bölge, milliyetlerin bu şekilde sınıflandırılması neye göre yapıldı? Belki bunu açıklamak lazım. Neden Azerbaycan Sovyet Cumhuriyeti oldu da işte diğer bazı azınlıklar ne bileyim Kuzey Kafkasya'da otonom cumhuriyetler oldu. Bunlar neye göre belirlendi? Belki kısaca bunu bahsetmek lazım. Kısaca şöyle söyleyeyim. Bu 1920-23 arasındaki 22 arasında bu anayasanın yazılması, federasyonun şekillendirilmesi periyodu tabii. Orada farklı sahipler var. Esasında ilk plan iktisadi gerekliliklere göre bölünme, ulusal kimliklere göre değil. Yani mesela limanlar ve hinterlandları şeklinde. Çünkü diyorlar ki ulusal kimlik artık geçmişte. Biz bunu niye destekleyelim? Fakat ondan sonra işte dediğim gibi ulusal kimliklerin önemini anlayınca tamam diyorlar. Bu sefer biz ulusal kimliklere göre federasyonu o şekilde düzenleyeceğiz. Bunu nasıl yapacağız? Burada bir faktör mesela o bölgedeki, o spesifik bölgedeki var olan ulusal kimlik, ulusal hareketlerin gücü. Şimdi mesela Azerbaycan'da
Ermenistan'da ve Gürcistan'da. Üç aşağı beş yukarı Bolşevikler gelmeden önceki strüktürü Bolşevikler koruyorlar esasında. Ben başka bir şey diye bir kısa bir not düşeyim. Bu bölünmede esasında en büyük payı Azeriler alır. O da Türkiye ile Ankara hükümetiyle daha iyi ilişkileri tutmak için 1920-23 arasında aslan payını da Azerbaycan'a verirler esasında orada. Çünkü herkesin bir hak iddiası vardır. Çok karışık bir konu, girmeyeceğim. Gürcüler, Ermeniler, Azeriler, Bakü'dekiler herkes bir aslan payı ister. Fakat pasta o kadar büyük değil. Ama bunların daha önceden bir cumhuriyet ilanı ve kimliklerin daha fazla teşekkül ettiğini düşündükleri için daha ileride olduklarını düşündüğü için bu evrimde bunları cumhuriyet veriyorlar. Birlik cumhuriyeti statüsü yani Union Republic. Şeyde Orta Asya'da mesela işin içinden bir türlü çıkamıyorlar. Çünkü kimlikler birbirleriyle mesela insanlar bilingual, iki dilli. Hem herkes hem Farsça biliyor hem bir yerel Türki dil lehçeyi biliyor. Etnograflar gönderiyorlar, dil bilimci gönderiyorlar, anketler hazırlanıyor filan. O sınırların çizilmesi biraz bununla alakalı, biraz yerel reformist devrim öncesindeki grupların Moskova'daki lobisiyle de alakalı. Mesela Özbek lobisi diyelim, retrospektif olarak konuşunca çok baskın. Onun için Buhara'yı mesela Özbekistan'da tutuyorlar. Halbuki Buhara daha çok Farsça konuşan coğrafyanın parçasıdır mesela. Şimdi bu tip yerel dinamikler önemli, onu demek istiyorum. Bir de burada bakıyorlar mesela diyelim ki o etnolingüistik grup kendi dili, homojen dili var mı? Bir literatürü oluşmuş mu? Bir entelektüel bir katman var mı? Bunlar eğer varsa bunların cumhuriyet olma, birlik cumhuriyeti olma iddiası daha güçlü oluyor. Bunu kabul ediyorlar. Ama mesela Kürtler örneğinde mesela. Şimdi Kürtlerin durumu çok zor o açıdan. Bir homojen dilleri, homojen alfabe yok. Literatür yok. Bir sürü daha Kürt aşireti Türkifikasyona uğramış. Çoğu bilhassa pazarlara yakın olanlar, benim bahsettiğim bölüm Karabağ'la şu anki Ermenistan arasındaki Laçin koridoru bölgesidir. Oraya bir otonom idare veriyorlar, Kürdistan otonom bölgesi. İktisadi zorluklar içinde teoride bir sürü şey var ama pratikte bir türlü olamıyor. Yani burada dediğim gibi kendilerine göre bir merdiven, bir katman oluşturmaya çalışıyor. Bu ulusal kimlik bilinçlenmesinde, inşasında kim nerede? Buna göre bir yapılanma yaratmaya çalışıyorlar. Çünkü bu da ilk defa yapılan bir şey. Yani böyle bir şey hiç daha önce yapılmamış. Herkes ulus devlet inşa etme derdinde. Anlatabiliyor muyum? Hocam izniniz olursa ben araya bir şey girmek istiyorum. Hem yorum soru gibi biraz. Çok önemli bir noktaya değindiniz. Şu yüzden araya girmek istedim. Türkiye'de biliyorsunuz çok genel bir bakış açısı var Sovyetler Birliği'ne yönelik. Özellikle Orta Asya söz konusu olunca. İşte Sovyetler geldi, burayı sanki yani bütün olan işte Türkistan'ı parçaladı, 5 tane cumhuriyete ayırdı gibi. Böyle bir yaklaşım çok güçlü Türkiye'de biliyorsunuz. Yani Sovyetler geldi, böl parçalı yönet şeyini yaptı şekliyle. Siz orada meseleye biraz değindiniz. Belki bunu biraz açabiliriz. Ben de ufak bir yorum yapmak istiyorum. Nasıl Özbek şeylerin yani Özbek siyasetçilerinin gücü ne kadar önemli olduğuyla girdiniz. Aslında mevcut bir milliyetler politikası var. Bu milliyetler politikası çerçevesinde çeşitli milliyetler belirlenmiş ve bu sınırların çizilmesi, cumhuriyetlerin sınırlarının çizilmesinde birkaç farklı etken var. Biri işte etnik yapı, o etnik grup, bazı ekonomik faktörler var ve dediğiniz gibi bir de hangi cumhuriyetin, hangi halkın aydınları, siyasetçileri ne kadar önemli. Bu önemli. Yani Türkiye'de biz böyle bir yargıya sahibiz. Böyle bir neredeyse genel geçer bir algı var. Sovyetler burayı böldü diye. Ama Orta Asya'ya gittiğiniz zaman hiçbir kimseden şey duyamazsınız. Yani Sovyetler geldi niye bizi böldü? İşte burası bütün lafını duyamazsınız. Tam aksine duyacağınız şey işte Kazaklara giderseniz Taşkent bizimdi. Taşkent'i onlara verdiler. Taciklere giderseniz Buhara bizimdi. Buhara'yı onlara verdiler. Özbeklere giderseniz Oş o bizimdi. Onları onlara verdiler. Yani aslında ortada mevcut gelişmiş veya gelişmemiş, bazıları daha çok gelişmiş bir şey var. Aydın siyasetçi ekibi var. Bu kliklerin etkisi çok önemli. Şeyi biliyorsunuzdur yani Alexander Morrison'ın çok güzel bir tanımı var bu klişeyle ilgili. Stalin's Giant Pencil diye. Sanki Stalin
masasına oturmuş, işte sınırları kendisi çizmiş gibi bir algı var. Bu artık akademide kabul edilmeyen bir algı ama Türkiye'de, yani dünyada da yaygın ama Türkiye'de çok yaygın. Ben bu yorumu araya girmek istedim. Belki bunun üzerine siz biraz bu meseleyi açabilirsiniz. Sınırları. Galiba Ermeniler de Karabağ için benzeri şeyleri söylüyorlar değil mi? Tabii yani ben çok bu konuda hiç vakıf değilim ama Karabağ'ın da işte bu Sovyet dominasyonu sonucunda işte bir neredeyse bir katakulliyle işte Azerbaycan'a verildiği tarzında bir şeyler de okumuştum gazeteciler tarafından ama galiba sonucunda böyle bir etkisi şeyde post-Sovyet devletlerin, cumhuriyetlerin çoğunda var galiba böyle bir algı. Şimdi ben dediğinize katılıyorum. Tabii ben de yıllarca orada yaşadığım için Türkiye'deki algının ne kadar farklı olduğunu ben de orada şahsen hem gördüm hem de sonra literatürü de tabii okuyunca işin böyle olmadığı ortada. Esasında hoş bir makale var. Karasay sanıyorum yazarın adı. Çiçer'in işin hikayenin başında Sovyet idaresi esasında bir Türkistan cumhuriyeti kurmak istiyor. Çok hoş bir makale, zevkle okumuştum. Arşiv belgeleriyle de güzel izah edilen bir nokta. Hep dertleri şey, bir devrim oldu. Şimdi bunu Fransız devrimi gibi boğmaya çalışacaklar, devrim karşı güçler. Onun için bizim orada güneyde Britanya İmparatorluğu var. Dev Hindistan'ı, bugünkü Pakistan'ı falan değil mi? Etkisi altında şeyi idare ediyor. Afganistan'a bir eli uzanmış. Bunlar bize oradan gelebilir diye Orta Asya'yı yekvücut ve sağlam ve güçlü tutmak istiyorlar. Onun için Moskova'nın önceliği ilk başta orada farklı farklı cumhuriyetler yaratmak bile değil. Stratejik olarak önceliği orada bir şey tutmak, tek bir idare kurmak. Sonuçta zaten Türkistan Komünist Partisi vardır ilk başta. Bizim Türkiye'deki algının iki faktörü bence kökeni var. Birincisi şu, biz de Türk tarih yazımında 1071'den sonra, Selçuklulardan sonra Türk tarih yazımı Anadolu'ya odaklanıyor ve sonraki 1000 yıllık periyotta Orta Asya'da ne olduğunu biz tarih kitaplarında okumuyoruz. Sanki orası donmuş kalmış. Yani oradaki Oğuz aşiretileri göçmüşler bir bölümü. Kalanlar da kalmış bu kadar. Sanki böyle bir buzdolabında kalmışlar. 20. yüzyılda da tekrar çözülmüşler gibi bir algı oluşuyor. O yüzden bence bunun bir kökeni bu. Geçen 1000 yılda Orta Asya'da da etnolingüistik grupların, kabilelerin, kabile federasyonlarının nasıl farklı formlara evrildiği ve ne noktalara yönlendiği anlatılsa. O zaman 1920'ye gelindiği zaman burada tomurcuklaşan farklı kimliklerin de gökten zembille düşmediği, bunların bir geçmişinin olduğu da görülebilir. Halid'in meşhur güzel kitabı var, reformist çarlık duruşu sırasının son yıllarında Orta Asya'daki seküler, daha modernist, reformist gruplar hakkında, işte o Özbek grupları daha sonra evrimleşen, yani Özbek kimliğine doğru. Bunlar hep onun parçası. Bolşevikler esasında bu modernist ulusal kimlik peşinde koşan, modern ulusal kimliklerin inşasını isteyen entelektüel katmanı farklı bir noktalarda. Buhara'da, Semerkant'ta, Taşkent'te, Kazaklar arasında bunların daha çok sol eğilimlerini partinin içine alıyorlar. Bunları kendi içlerine alıyorlar. Daha sonra 29'da ve 37'de bir bölümü terör sırasında tasfiye edilir, hatta öldürülür, sürgüne gönderilir. O başka. Ama bunları içselleştiriyorlar. O reformistler de şöyle düşünüyor. Ya biz bu halka okuma yazma öğretmek istiyorduk. Hijyen getirmek istiyor muyduk? Getirmek, okul, hastane, yol, köprü, fabrika yapmak istiyor muyduk? Bolşevikler geldi diyorlar ki biz bunu yapacağız. Tamam, el ele bunu yapacağız. Daha önceden böyle bir gücümüz yoktu. Yani Çarlık Prusya döneminde böyle bir gücümüz yoktu. Ama şimdi yeni devlet bize diyor ki tamam, ben de bunu istiyorum. O zaman el ele verip yapalım. Onun için oradaki kimliklerin inşası ve oradaki cumhuriyetlerin ortaya çıkışı esasında suni bir nokta değil, yerel entelektüel grupların, şehirli aydınların gidip Petersburg'da okumuş, Paris'te okumuş, hatta İstanbul'a gelmiş, Galatasaray Lisesi'nde okumuş, Kırım'dan falan gelip gidenler vardır mesela. Bunların Fransızca, Almanca literatürü bakan, Avrupa'da gelişmeleri takip eden insanların esasında desteklediği
fikirler. Ha, evet, bazılarının lobisi daha güçlü, eli daha güçlü. İşte Özbeklerin mesela, onlar kendilerine göre bir projeleri var, ajandaları var diyelim. Ha, Bolşevik Partisi burada, Bolşevik Partisi'nin de derdi şu Moskova'dakilerin: çatışma istemiyoruz. Niye istemiyoruz? Çünkü ülke yıkılmış. Yani iç savaştan komple yıkık çıkmış. Diyor ki adam, ya buraya bir su barajı inşa, hidroelektrik baraj inşa edeceksek ya da demiryolu inşa edeceksek Ermeni'nin, Azeri'nin, Gürcü'nün birlikte çalışması lazım. Ermeni muhasebeciyle Azerbaycanlı mühendisin, Gürcü kalfanın birlikte çalışması lazım. Şimdi biz böyle bir barış iklimi, bir konsensüs iklimi yaratmazsak o zaman bu işi beceremeyiz. Onun için herkese ağzına bir Özbek diyor ki ben, Semerkant da bende olsun. Tamam, sende olsun. Kafkaslar'da da, Karabağ'da da mesela olayında Nahçıvan bölgesi bir konflikt bölgesi, tartışmalı bölge. Zengezur tartışmalı bölge Ermenilerle Azeriler arasında. Azerilerle Gürcüler arasında Zakatala bölgesi tartışmalı bölge. Şimdi bu böyle uzun bir liste var. Herkes bir kendine harita çizmiş. Fakat haritaları üst üste koyduğun zaman Balkanlarda da aynı durum vardı. Kimse memnun olmuyor çünkü haritalar birbirine kesişiyor. Burada herkese biraz verdiğin zaman da hiç kimse mutlu olmuyor. Bir de öyle bir durum var. Milliyetçiler hiç mutlu olmuyorlar. Herkes büyük proje peşinde. Vaziyet bu. Ha, 36-37'den sonra siyaset değişiyor. Burada birincisi Rus ulusal kimliğinin artık bir nevi rehabilitasyonu var. O birincisi. Çünkü diyorlar ki savaş yaklaşıyor. Bizim ülkeyi mobilize etmemiz lazım. Birinci mobilize edeceğimiz adamlar da nüfus açısından Ruslar. İkincisi Rus kimliğinin, Rus dilinin bilhassa desteklenmesinin Rus olmayan halklar arasında bir ikinci bir iktisadi ve askeri sebebi var. Rus kimliğini destekliyorlar, Rus kültürünü, dilini. İkinci bir sebep şu, Rus kimliğinin desteklenmesinde. Ülke sanayileştikçe, şehirleştikçe, bölgeler entegre oldukça, sanayi üretimi başladıkça ortak bir dil lazım. Sibirya'daki orman endüstrisi, Bakü'deki mobilya fabrikası ve arasındaki demiryolu ağının aynı dili konuşabilmesi lazım ki bir üretim olsun. Öbür türlü üretim zor olabilir. Bu parti merkez komitesinde tartışılıyor. Yani çünkü bunun karşısında olanlar var. İkinci faktör de ordu da bir ortak dil lazım. Sağa dön diyorsun, milletin yarısı ne dediğini anlamıyor, sola dönüyor. Anlatabiliyor muyum? Ve bu birinci, İkinci Dünya Savaşı'nda devam eden bir problem. Arşivlere baktığınız zaman, İkinci Dünya Savaşı periyodu arşivlerinde, Azerbaycan'dan mesela gidenler Rusça bilmiyor. Kazakistan'dan gidenler Rusça bilmiyor. Ya nasıl eğitim vereceksin? Ortak bir emir komuta zincirinde dil lazım. Bunlar tartışılıyor ve bu yüzden, bu da ikinci, üçüncü sebep diyelim, ardıl sebepler, Rus dilinin ve kültürünün tekrar rehabilite edilmesi siyaseti başlıyor. Ama bu öbür kimliklerin, kültürlerinin, dillerinin desteklenmediği anlamında değil. Korenizasya dediğimiz yerel ulusal kimliklerin ve kültürlerin yeşermesinin destekliği, yerel kadroların inşası, yerel mühendislerin, muhasebecilerin, doktorların, hemşirelerin, demiryolu mühendislerin, idarecilerin, yerel Kazakistan'da Kazak, Ermenistan'da Ermeni, Azerbaycan'da Ermeni, Azerbaycan. Bunların yetiştirilmesine ve dillerinin ve kültürlerinin desteklenmesine karşı bir şey değil. Yani kimse oturup da Azerilerden Rus yapacağız gibi bir fantezi yok. Yani böyle bir şey olmayacağını kendileri de biliyor zaten. Ulusal kimliğin gücünü bildikleri için böyle bir şey imkansız. Böyle bir dertleri de yok. 45'ten 46'dan sonra... Hocam 45'e geçmeden bir iki şey noktayı açıklayabilir miyiz? Daha iyi olur diye düşünüyorum. Daha sonra sizin kitabınıza daha doğrudan geliriz. Şimdi iki kavramı kullandınız, birini şimdi kullandınız ama bunları belki açıklamak daha iyi olabilir. Bir kolonizasya, 20'ler boyunca özellikle Sovyetler Birliği'nin milliyetler siyasetini şekillendiren bir politika. Bu kolonizasya politikası neydi?
ne amaçlıyordu ve ne kadar başarılı oldu ve ne zamana kadar devam etti diyelim. Bir de etnofilya kavramını bir ara bahsettiniz ama bu herhalde Sovyetlerin primordializmini biraz anlatabilmek lazım. Yani teoride işte Marksizm milliyetle çok farklı bir anlayışı var ama pratiğe geldiği zaman bambaşka bir şeyle karşılaşıyoruz. Arada bahsettiniz aslında ama belki biraz daha üzerinde durmak lazım. Yuri Sileski'nin benim de çok sevdiğim bir makalesi, çok sevdiğim bir kavramı etnofilya. Bu etnofilya neydi? Yani teoride milliyete tamamen karşı olduğunu düşündüğümüz bir siyasi fikir. Pratikte nasıl bu kadar güçlü, tamamen etnik bir şekilde tanımlanmış ve bu kadar primordial ulus kimliklerini, millet kimliklerini nasıl yarattı veya güçlendirdi? Bu iki kavram üzerinde durursak daha sonra doğrudan sizin kitabınıza geçelim diye düşünüyorum. Oldu. Şöyle, o kolonizasyon tabii meşhur bir kavram. Onun Türkçesi nasıl olur bilmiyorum. Yerel kadroların yerleştirmek diyoruz. Yerleştirme diyelim. Çünkü burada saik şu, diyorlar ki Türkmenistan'daki bir çoban Leningrad'daki bir fabrika işçisi seviyesine gelmeden biz bu ülkeyi geliştiremeyiz, kalkındıramayız. Çünkü Bolşevikler şöyle görüyor olayı, normalde teoride böyle bir devrimin gelişmiş bir iktisadi gelişmiş bir ülkede olması gerekirdi. İsviçre'de, Amerika'da, İngiltere'de filan. Bizim payımıza az gelişmiş bir nüfusun %80'i köylerde yaşayan, kasabalarda yaşayan, köylerde yaşayan bir ülke düştü. Şimdi ilk başta hatta şöyle bir anekdot söyleyeyim. Esas hikaye tabii biliyorsunuz, Almanya'da devrim olacak ve Berlin başkent olacak, resmi dilde Almanca olacak. Yani Rusça filan da değil. Çünkü orası gelişmiş iktisadın, sanayinin, kültürün yeri olduğuna göre biz onun diliyle bunları öğreneceğiz ve bütün Rusya'ya aynı metotları, üretim metotlarını, komünikasyon metotlarını hepsini multiply, yani çoğaltacağız. Yani Almanya'da ne varsa bütün ülkeyi Almanya'ya yapacağız. Şimdi böyle olmuyor tabii pratikte. Böyle olmayınca ne yapalım? Şimdi o 20'li 30'lu yıllarda bilhassa bu kolonizasyon siyasetiyle diyorlar ki mesela Kazakistan'da. Biz Kazakistan'da, Türkmenistan'da yerel kadrolar yetiştireceğiz. Biz buraya koloni, biz buraya sömürge imparatorluğu, biz Rusya imparatorluğu değiliz. Biz buradaki kimliklerin, buradaki halkların kendi kadrolarının olmasını istiyoruz. Kendi modern kültürlerinin, literatürünün aynı zamanda kadrolarında olmasını istiyoruz. Hedef bu. Esasında bu kolonizasyon, Terry Martin'in mesela meşhur Affirmative Action Empire biliyorsunuz. Türkçe'ye çevrildi mi bilmiyorum o kitap. Çok hoş bölümleri vardır onun. Orada hocam yakın zamanda Fransın Hoş çevrildi. İnşallah çevirisi iyidir bilmiyorum. Terry Martin henüz çevrilmedi. Ha, anladım. Orada güzel izah ediyor arşiv dokümanlarıyla. Öyle ilginç durumlar var ki merkez bu kadroların eğitilmesini istiyor. Diyor ki mesela, mesaj gönderiyor Kazakistan'a, Türkmenistan'a. Bize diyor genç, kabiliyetli, gelecek vaat eden akıllı şeyleri gönderin, genç çocukları. Biz burada eğitelim enstitüsü, işte diyelim jeoloji enstitüsü, madencilik enstitüsü, ne bileyim makine kimya neyse. Ondan sonra eve bunu size geri gönderelim. Şimdi Türkmenistan'daki parti idaresinin de derdi, ellerindeki az miktarda okuma yazma bilen 3-5 tane kitap okumuş, yalamış yerel kadroyu ellerinde tutmak. O yüzden bazen öyle oluyor ki kendileri göndermiyorlar mesela. Bu yüzden teknik kadrolarda Ruslar uzun süre dominanttır. Sosyal kadrolarda daha çok, yerel kadrolar daha gelişir. Terry Martin sanıyorum bir chapter'da bunu güzel anlatıyor. Öyle bir de boşluk doğuyor. Kolonizasyon dediğim gibi yerel kadroların, yerel kültürlerin de himayesi ve yerel kadroların geliştirilmesi. Her alanda iktisadın ve toplumun her alanında yerel kadroların geliştirilmesi, yerleştirilmesi. Hiçbir şekilde Rusya'dan gelenlerin bir alanda domine rol oynamaması. Bu esasında devam eden bir şey. Yani bu bütün Cumhuriyet döneminde, Sovyetler Birliği döneminde esas bence sekteye uğramamış bir şey. Propagandası daha az yapılmış bir şey.
yerel kadrolarda zaten 2. Dünya Savaşı ve sonrasında gittikçe yerleşiyorlar, oturuyorlar ve hatta Brejnev döneminde artık yerel kadrolar kendi ve onların liderleri bir feodal beylikler gibi cumhuriyetlerde. Yani mesela şeyde Azerbaycan'da Aliyev, işte Kazakistan'da Kunayev, Özbekistan'da Raşidov kendi bir de yolsuzluk şeyi döngüsüyle de her ben seni koruyayım sen de beni koru, Moskova'ya sakın gerçek vaziyeti aktarmayalım şeyiyle kendi bir nevi feodal iklimlerini bile kurabiliyorlar. Yerel kadrolar artık çünkü o kadar her alanda yerleşmiş, kendi mesela bölgesinden adamları, hatta mühendisleri, idarecileri bürokrasinin içine koyuyor ki birinci sekreter kimse kendisinin karşısında Moskova'ya rapor göndermesin diye mesela. Hep böyle durumlar da var. Bu şeyin de meşhur bir terim, bir de neo-traditionalism diye bir güzel makalesi var. Orada bunu izah ediyor esasında. Böyle de bir ilginç durum var Sovyetlerin. Modernizasyon peşinde koşan bir ülke. Ülkeyi buradan şuraya getireceğiz. İngiltere'nin, Amerika'nın seviyesini hatta üstüne çıkaracağız derdinde. İktisadi olarak fakat aynı zamanda da sosyal olarak devamlı geleneksel değerleri de içinde garip bir şekilde üreten bir ülke aynı zamanda. Bu ilginç bir aspekt. İkinci soru neydi? Pardon. Etnofilya kavramıyla primordiyalizmi, Sovyet primordiyalizmi açıkçası. Esasında o primordiyalizm 30'lu yıllarda işte bir nevi bir çözüm, ideolojik çözüm. Çünkü bakıyorlar ki bu iş, ulusal kimliklere gaz veriyorlar fakat bu iş bitmiyor. Hatta gelişiyor. Yani yasaklasan bir türlü, görmezden gelsen bir türlü, desteklesen başka türlü. Ve ulusal kimliklerin inşasında 35-36'dan sonra yeni anayasayla birlikte bu titüler, bilhassa titüler ulusal kimliklerin desteklenmesi ana politika olduğu zaman bu kimliklerin içini doldurmak çok daha mühim hale geliyor. Benim de zaten tarih yazımında araştırdığım konu oydu. Çünkü Almanya'da mesela Hitler diyor ki Sovyetler Birliği yapay bir ülkedir. Bu bir ulus devlet değildir. Oradaki uluslar da gerçek uluslar değildir. Bu 19. yüzyıldan beri gelen bir söylem esasında. Tarihsiz uluslar, yani tarihi olmayan uluslar, içi boş uluslar. Almanlar Slavları genelde böyle tanımlıyorlar. Bir nevi oryantalleştirip, Asyalılaştırıp, bunlar barbardır, bunların tarihi yoktur. Bunları esasında hep biz yönettik, geldik, başlarında dikildik diye. Şimdi böyle olunca böyle bir zincir, garip bir zincir şeyde hep herkes doğusuna doğru bakıp, oryantalleştirip Asyalılaştırıyoruz, öbürünü suç, yani tırnak içinde Asyalılaştırıyor diyelim. Şimdi Sovyetlerin buna ideolojik bir cevap vermesi lazım. Yani biz de tarih sahnesinde bizi oluşturan Ukraynalısı, Belaruslu, Moldovalısı, Ermenisi, Azerbaycan, Türkmeni hepsi, bizim de köklü bir tarihimiz var. Bu cumhuriyetler, bu millet, milli kimlikler, milli ulusal kimlikler gökten zembille düşmedi. Bunlar yapay değil, bunlar hakikaten köklü, yerel kimliklerdir. Bizi de bir yere atamazsınız, bizi buradan kovamazsınız. Biz buranın otokton, yerel halklarıdır bunlar iddiasını güçlendirmek için internasyonalistleri, bolşevikler başlıyorlar bir romantik milliyetçi ideolojinin yazacağı milliyetçi tarih, milliyetçi geçmiş, milliyetçi kimlik inşasına başlıyorlar. Yani güçlü bir kimlik inşası orada var. Ve ben bir şey söyleyeyim, bunun ne kadar güçlü olduğunu şu anda bakın mesela Afrika'ya, Asya'nın diğer parçalarına. Afganistan mesela çok güzel bir örnek. Yani yakın bir örnek. Afganistan'da bir türlü ulusal kimlik inşası tutmuyor. Bir türlü tutmuyor. Onun karşısında bir sürü dinamikler devamlı onu şey yapıyor, perçinliyor, baltalıyor. Afrika'daki hiçbir ülkede çoğunda ulusal kimlik inşası çok zor bunları tutturmak. Çünkü böyle bir o zaman Avrupalı sömürgeci tabii ülkelerin böyle bir hedefi yok. Sovyet idaresinin hedefi bambaşka. Ve o kadar güçlü bir şekilde yerel kadroların kolonizasyon dediğimiz inşası, yerel kimliklerin inşası o kadar güçlü ki 91'de kırmızı örtü çekildiği zaman alttan çıkan strüktür
bir ulus kimlik, ulus devlet ne gerektiriyorsa kadrolarıyla, söylemiyle, anlatabiliyor muyum? Sembolleriyle, söylenceleriyle, tarihiyle, diliyle, edebiyatıyla hepsi orada. Gittikçe çünkü 60-70 yıllarda bunlar konsolide olan şeyler. Hocam, sizin kitabınızda benim çok beğendiğim ve kendi tezimde de kullandığım bir şey var. Introduction'da yazıyordunuz galiba. Yani 30'ların ortasında bir anda, yani yine bunu şeyle bağlayacağım. Hem Türkiye'de soldan bakan hem sağdan bakanların gözünde şöyle bir şey var. İşte Bolşevikler bunlar millet düşmanları. Milletleri yok etti. İşte bir kısmı veya işte soldan bakanlar için nedir? Yani sol ve milliyet hiçbir zaman yan yana gelemez gibi anlayışlar var. Bu anlayışlar da Sovyetlere baktığımızda Sovyetleri anlamada çok önümüzde büyük engeller çıkarıyor. Sizin orada bir şeyiniz var. 1930'ların ortalarında nasıl tarih yazımında sınıf savaşı yerini neye bırakıyor? Milletin tarihine bırakıyor. İşte şey büyük adamların tarihine bırakıyor. İşte tam şeyi hatırlayamıyorum şimdi. Ne oluyor da bir anda demeyeyim de, yani bu Marksist tarih anlayışından romantik milliyetçiliğe, sizin tanımladığınız tarih anlayışına geçiş nasıl oluyor? Ve bunun etkisi, biraz bahsettiniz, belki daha devam edebiliriz. Bundan sonra komünizm ve milliyet nasıl yan yana var olabiliyor? Zaten pek de var alamıyor. Şimdi ikinci kitabımla uğraşıyorum. Ben de olayı orada hem kendim çözüp hem de kendim izah etmeye çalışıyorum. Bolşeviklerin ilk başta mesela mukayeseyle izah etmeye çalışayım. Orada eksik olmayın. Değindiğiniz ön sözde de orada özetlemeye çalışıyorum. Meşhur bir Rus tarihçisi var. Marksist bir Rus tarihçisi Pokrovski. Pokrovski diyor ki, esasında Pokrovski ilk değil, İsviçre'de de bunun örnekleri var, Danimarka'da var, Fransa'da var, farklı ülkelerde, Avrupa'da var. Diyor ki adam, bu ekol diyelim, biz tarihi büyük liderler, ulusal kahramanlar, imparatorlar, generaller etrafında yazmak istemiyoruz. Bunlar esasında tarihi işte dönüştüren, tarihin dinamikleri bu karakterler değildir. Bu kişiler böyle tek tek değildir. Çarlar, sultanlar, beyler, krallar, generaller, sezarlar filan. Esas dinamikler halk kitleleridir. Köylü isyanlarıdır. İşte efendim devrimlerdir. İktisadi dönüşümdür. Biz bunların etrafında yazmamız lazım. Şimdi mesela Büyük Petro, bizim Deli Petro dediğimiz. Şimdi diyor ki Pokrovski, Büyük Petro esasında büyük değildir. Niye? Çünkü Petro Rus ticari burjuvasisinin bir kamçısıdır, kılıcıdır. Moskova'daki ticaret burjuvası daha fazla kar edebilmek için onun saikiyle Petro gitmiştir, İsveçlerle savaşmıştır, Baltık Denizi'ne liman kurmuştur filan. Esasında gerisinde farklı iktisadi saikler vardır. Arkasında iktisadi bir sınıf vardır, onun çıkarları vardır. İşte mesela Kiev'de, Ukrayna'da meşhur Bogdan Khmelnitski vardır. Mesela hala anıtı var, büyük ihtimalle duracak. Şimdi Bogdan Khmelnitski 17. yüzyılda büyük Polonyalılarla savaşmış, sonra da Ruslarla anlaşmış, Moskova prensliğiyle diyelim. Şimdi orada diyor, Bogdan Khmelnitski bir ulusal kahraman değildir. Çünkü oradaki bu ticaretle uğraşanların önceliklerine yönelik işler yapmıştır. Hatta ülkeyi yıkmıştır bile Polonyalılarla savaşırken, harabeye çevirmiştir. Kendisi de bir de üstelik kendisi bir lider ve devlet başı olmak derdine düştüğü için hiç halkı bilin ne kadar sefalet çektiğini o yıllarda görmemiştir diye. Şimdi böyle bir sol söyleyen tarih yazımı var. Pokrovski de bunu, Rus tarihini baştan itibaren böyle yazıyor. Baştan aşağı bu şekilde yazıyor. Bir nevi tarih yazımını baş aşağı ediyor. Hatta öyle ki Lenin, Pokrovski'nin bu yeni Rus yazımın tarihini çok beğenir. Der ki bütün Avrupa dillerine çevirelim. Yani diyor ki Petro sifilis, cinsel hastalıktan ölen, oğlunu öldüren, bütün köylüleri zulmeden ticaret burjuvazisinin bir kılıcıydı diyor adam.
Yani büyük Petro filan, general, kahraman, muzaffer falan hiç öyle bir tanımları kendisi koymuştur. Monarşinin kendisi, monarşik tarihi yazarken, hanedanlık tarihi yazarken bunu reddediyorum diyor. Şimdi Lenin de der ki böyle Almanca, Fransızca filan çevirelim, bunu basalım, her yere gönderelim. Yeni Rus tarihi işte böyle milliyetçi değil, sınıf merkezli bir tarih. 30'lu yıllardan itibaren, 30 yılların ortasına itibaren bu tamamen değişiyor. Her bir titüler cumhuriyet kimliği, yani o cumhuriyetin baskın ulusal kimliği, neyse o etmedilsel kimlik, biz bunu modern romantik tarih anlayışına göre tarih yazacağız. Romantik tarih anlayışına göre tarih ne demek? Şu demek, birincisi bir kadim geçmişi olacak. Taş devrine kadar gidebildiğimiz kadar gideceğiz. O hani tarih öncesi kültürler diyoruz ya, çanak çömlek dönemi, yazı olmayan dönem. Oraya gidebilirsek oraya gideceğiz. İkincisi bir altın çağı olacak. Romantik tarih yazımında bu vardır. Bir altın çağı olacak. Yani bir imparatorluk olduğumuz, bir güç olduğumuz, herkese hükmettiğimiz, bu milletin bastığı yerin titrediği bir dönem, bir bolluk dönemi, herkesin mutlu olduğu, refah dönemi. Ondan sonra bir çöküş dönemi. Sefalet, esirlik, yabancı güç altında ezilme, karanlık dönem. Ondan sonra milletin yeniden doğuşu, modern ulus devlet sayesinde milletin yeniden doğuşu. İşte bu modern 19. yüzyılda romantik tarih yazımı diyebileceğimiz tarih yazımının şeyleri, komponentleri, yapı taşları. Şimdi bunu Çekler yapıyor tabii, Almanlar yapıyor, herkes bunu yapıyor. Avrupa'da herkes böyle tarihler yazmakla meşgul. Bir tek Sovyetler'de bu yok. Çünkü ideolojide 20'li yıllarda. 34-35'ten sonra bu tamamen değişiyor. Rusların böyle bir tarihi, Azerbaycanlıların böyle bir tarihi, Ermenilerin böyle bir tarihi, Türkmenlerin, işte Kazakların, herkesin böyle bir tarihini yazma siyasi olarak öncelik kazanıyor. Niye? Herkes, her cumhuriyetin ulusu, titüler kimliği oranın gerçek sahibidir, yerli halkıdır. Yarın öbür gün Almanlar, birileri geldiği zaman siz buranın gerçek sahibi değilsiniz, siz sonradan geldiniz ya da efendim, siz gerçek millet değilsiniz. Siz yapaysınız, tarihsiz kimliklersiniz. O işte o Alman, biraz Almanların propagandası yaptığı hikayeye karşı, söyleme karşı, bunlar güçlü bir savunma, ideolojik savunma, fikirsel savunma şeyleri, nasıl söyleyeyim, duvarları inşa ediliyor. Bu şekilde Bolşevikler en büyük romantik tarih yazımcısı oluyorlar. Fakat bu iş Marksist bakış açısıyla, Marksist tarih yazımıyla tabii hiç örtüşen şeyler değil. Şimdi bu nasıl çıkacağız bu işin içinden? Bu işin içinden bir türlü çıkamıyorlar açıkçası. Yani bu tartışma 36'larda başlıyor. Bu işin sınıf ve ulusal kimlik, sınıf kimliği, ulusal kimlik, tarihte neyin daha önemli olduğu bir türlü denge tutturmak çok zor. Bir de zaman içinde partinin çizgisi değiştikçe bu sefer bazı tarihçiler ters köşeye, kalecilerin ters köşeye yatması gibi ters köşeye yatmış duruma düşüyorlar. Çünkü herkes resmi ideolojinin çerçevesinde bir de yazmak zorunda. Dedi bir durum var. İşler karışıyor. 44'te savaşın son, 45'te savaşın son yılında bu konu esasında Moskova'da büyük tartışma konusu oluyor. Bazı Rus tarihçileri tamamen milliyetçi bir yazımla geliyor. Tarle mesela, meşhur Yevgeni Tarle, öyle milliyetçi şeyler söylüyor ki Bolşevik, yani sol kanattan başka tarihçiler, internalist, Marksist tarihçiler, Anna Pankratova filan, bunlar Stalin'e, o zaman ideolojik departmanın başında Jdanova, sonra Şerbakov'du sanıyorum, bunlara şikayet mektupları yazıyorlar. Bir yazıyorlar, cevap gelmiyor, bir daha yazıyorlar. Diyorlar ki bu milliyetçi bir başını kaldırıyor.
Terle ve ekibi gerici Çarlık Rusyası'nı anımsatan biz buna karşıyız. Kazak tarih yazımıyla esasında biraz da tartışma başlıyor. Kantar'ın ucu fazla milliyetçi tarafa kaçtı. Biz tekrar sınıf merkezli tarihe yaklaşmamız lazım. İş raydan çıktı. Savaş sırasında da çünkü bu iş hızlanıyor tabii mobilize etmek için insanları. Ve bir ay falan bunlar tartışılıyor Moskova'da. Parti ideologları ve tarihçiler ve esasında internasyonalist kanat diyelim. Tartışmada esasında galip çıkıyorlar. Partide bir Stalin, Zhdanov, Şerbakov bunlar bir şey yazmaya kalkışıyorlar. Bir parti bildirisi yani merkez komitesi bildirisi bu tartışmalardan sonra bir türlü yazamıyorlar. 6 ay taslak metin dönüyor dolaşıyor. Belki 20 tane taslak metin çıkarıyorlar. Bir yandan savaş gidiyor. Koca ordu Berlin'e doğru yürüyor. Polonya'ya girmiş. Yani koca ülke savaş halinde, düşünün. Bunlar Moskova'da Stalin falan oturuyorlar, bu işle uğraşıyorlar. Ki bu onlar için önemini gösteriyor yani bu işin ideolojik anlamda. Bu ulusal kimlik, vatanperverlik, milliyetçilik, internasyonalizm, Marksizm bunlar nerede, yani biz bunun neresindeyiz? Ve bir türlü de sonra da parti bildirisi yayınlanamaz. Yayınlayamıyorlar çünkü bir şey de anlaşamıyorlar. Bir türlü beceremiyorlar, teksti çıkaramıyorlar yani metni yazamıyorlar en sonunda. Bu konuda çok hoş hem Rusça hem İngilizce kitaplar var arşiv belgelerine dayanan. Bilmiyorum ne kadar sorunuza cevap verebildim. Hocam ben istedim. 45-46 sonrasında biraz değineyim mi? Ya yani eksik kalmaması açısından bence önemli. Yani sonuçta 45-46'dan sonra da bu anladığım kadarıyla bu ikircikli hal Marksizmle bu sınıf mücadelesiyle bu etnik korenisi, işte indigenization arasındaki bu kantar iyi bir tarif sanırım. Orada devamlı bir şey hali var galiba. Gerilim var ve bundan için içinden çıkamıyorlar dediniz ama bu sonradan özellikle belki çok büyük bir sıçrama olacak ama Perestroika'da vesaire tekrar Perestroika'dan o Pandora'nın kutusu açılınca sanırım tekrar böyle bir bu tartışma hali daha da alevlenecek sanırım. Orayı da biraz anlatabilir misiniz acaba? Öyle. Yani şimdi 45-46'dan sonra savaştan sonra Rus ulusal kimliği tabii daha baskın hale geliyor. Resmi olarak bu her zaman olmasa bile bence popüler manada böyle. Çünkü Ruslar düşünüyorlar. Şimdi bir düşünün Rus olarak. Avrupa'nın en gerisi, o hep devamlı ardından yakalayan reformlar, 300 yıldır devamlı reform halinde bir ülke. Anlatabiliyor muyum? Petro'dan beri. Şimdi Almanları hep örnek almış, Fransızları örnek almış, elit mesela Petersburg'da elit aileler. Fransızca konuşuyor. Anlatabiliyor muyum? Zaten yarısı da Alman. Şimdi Baltık aristokrasi. Şimdi yani böyle bir durumdan sen ordun Berlin'de rap 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 yürüyen bir zafere yani Almanya gibi bir devi yenmişin. Çok büyük güç Almanya. Anlatabiliyor muyum? Büyük endüstriyel güç, ya askeri güç. Bunu yenmişin ve çok da büyük 24 milyona yakın da biliyorsunuz 2. Dünya Savaşı'nda Sovyetler Birliği 24 milyon Sovyet vatandaşını kaybeder. Onların önemli bir bölümü de Rus'tur. Şimdi böyle olunca tabii Ruslar şöyle bir oluyor, bu olaya bakıyor. Ya biz geriden takip ediyorduk. Devamlı reform, reform, reform. Hani böyle arkadan nal toplayanlardık. Şimdi biz buraların hakimi olduk. Yani bıraksalar Paris'e bile giderdik. Anlatabiliyor muyum? Böyle bir durum var. Şimdi böyle bakınca tabii böyle bir popüler bir şey var. Bence bir alt akım var. Bu savaştan sonra bence gelişen. Stalin mesela meşhur bir 45'te bir şeyi vardır. Rus milleti bizi alaşağı edebilirdi. Biz yanlışlıklar yaptık. Ama direndi, sabretti, fedakarlık gösterdi. Yani özetle söylüyorum, bir kelime kelime söylemiyorum da yani büyük fedakarlık yaptı. Bizi de devirmedi. Tabii korku biraz da oydu. Çünkü Çarlık savaş sırasında devrildiği için öyle bir de ihtimal olabilir diye tersine bizi destekledi, büyük fedakarlık yaptı ve zafere bizi getirdi
büyük millettir Rus milleti diye bir Gürcü Bolşevik çıkıyor böyle söylüyor. Kadehimi Rus milletine kaldırıyorum diyor. Fakat bir yıl sonra Finliler konuşurken mesela başka okazyonlarda bütün milletler birdir. Bizde böyle birinci, ikinci yoktur. Biz herkesi destekliyoruz. Şimdi burada böyle bir gel git var. Konjonktüre göre söyleyeyim. Fakat alt akım böyle de bir artan bir Ruslar arasında bir ulusal kimliğin gittikçe savaştan sonra o zafer nasıl söyleyeyim enerjiyle güçlenmesi var. Ha, bunun paralelinde bir de her ülke, her cumhuriyetin ulus inşası devam ediyor. Şimdi bunlar bir nevi karşılıklı tokuşması muhtemel şeyler. Yani bir yandan Azerbaycanlı millet işte devlet şeyi kadimden beri biz buradayız, buranın halkıyız, böyle büyük imparatorluk, Med imparatorluğunun biz çocuklarıyız diyor. Öbür tarafta işte Ermenileri, Gürcüler, herkesin bir büyük ulusal kahramanları var. Çocuklar bunu okuyorlar. Ondan sonra yetişiyorlar. Dili büyük şairlerimiz var. Büyük şeylerimiz var. Bir de böyle bir akım var. Yani 60'lı, 50'li, 60'lı, 70'li yıllarda yalnız burada şöyle bir haksızlık diyelim. Şöyle bir durum var. Zamanla Rus ulusalcı söylemi daha serbest alan buluyor mu? Buluyor. Yani savaştan sonra. Ha, Azerbaycan'da, Kazakistan'da, Ukrayna'da, başka yerlerde benzer bir ulusalcı söylem çıktığı zaman sen fazla sağ, sen fazla çok internasyonalizmden, bizim resmi ideolojiden uzaklaşıyorsun diye edebiyatçısını, yazarını, tarihçisini tenkit ediyorlar. Stalin döneminde hapse bile atıyorlar. Khrushchev döneminde artık atmıyorlar da. Burada Türkiye'deki bahsettiğiniz, Mehmet Bey'in bahsettiği biraz şu bence kavram karışıklığı şuradan dolayı. Bolşevikler ulusal kimliklerin karşısında değil. Bunları inşa ediyorlar. Ama ulusal kimliklerin bir milliyetçilik ideolojisine dönüşmesine karşı, alternatif bir ideolojinin oluşmasına karşı. Şimdi mesela burada da İngiltere'de de Londra hükümeti İskoç kimliğini tabii ki tanıyor. Onları İngiliz yapacağız demiyor. Ama İskoçya'nın bir İskoç milliyetçiliğiyle bağımsız olması karşısında, yani İskoç milliyetçiliğine artan İskoç milliyetçiliğine mesela karşı Britanya hükümeti. Ama diyor ki ben bunu veriyorum şöyle bir sanıyla. Ben verdikçe milliyetçiliğin şeyi azalacak. Hızı azalacak. Bir nevi Bolşeviklerin taktiği de bu işte. Yani biz verelim, gaza basalım. Bir süre sonra yakıt bitecek. Zaten biz bir Sovyet üst kimliğinde, kültüründe buluşacağız. Kaynaşacağız. Bu Rus olmak zorunda değil. Fakat pratikte Rus ulusal kimliği 60'lı 70'li yıllarda hani daha büyük ağabey gibi, anlatabiliyor muyum? Bu pratikte var olan bir gerçek. Yani Bolşevikler dönüp dolaşıp en sonunda daha geleneksel bir noktada istasyona varıyorlar. Hiç başta hiç planlamadıkları, teoride olmayan ama pratiğin bir nevi getirdiği böyle de bir durum var. Hocam şimdi Rus milli kimliğinin, Rus kültürünün bir şekilde baskın hale gelmesi 30'ların ortalarından itibaren biraz daha yaygın bir şekilde bilinen bir şey. Ama ben özet olarak şunu söyleyeyim. Sizin kitabınızın önemli literatüre katkısı şu. Bu dönüşün milli kimliklere, hatta neredeyse milliyetçi romantik tarih yazımına dönüşü sadece Ruslar için olmadığını, diğer milletler için olduğunda da Kazakistan, Azerbaycan ve Ukrayna örneğinde gösteriyoruz. Bir de şu Sovyet bu etnik kimliklerle öyle bir takıntılı hale geliniyor ki ben bunu bir örnekle açıklamak istiyorum biraz dinleyenlerimiz için. Şimdi dediğim gibi teoride düşündüğü zaman insanlar komünizm, milliyet asla yan yana gelemez. Ama pratik öyle bir hale geliyor ki insanların kendilerini tanımlamalarının tek şeyi aslında bir yerde etnik milli kimlikler ve bu etnik milli kimlikler bizim
dünya üzerinde tahayyül edebileceğimiz en etnik şekilde, en primordial şekilde tanımlanmış kimlikler. Yani 30'lardan 40'lardan yani bir metinler okuyorsunuz, sınıf savaşının sesi yok. Ya bu Kazaklar için de öyle. Yani bu Ruslar için olan bir şey değil sadece. Sınıf savaşının sesi yok. Hanlar bizim büyük hanlarımız, şeylerimiz hepsi ortada. Ben bunu bir örnekle açıklamaya çalışıyorum. Etnofili, etnofil nedir? İşte o etnofilya diye kullandığı Ulysses Leskin'in kavramı nedir? Yani o kadar bir her millet biz şöyle çok farklıyız, herkesten çok ayrıyız anlayışı o kadar güçlü hale geliyor ki Sovyet coğrafyasında. Benim bir arkadaşım var yakın, o da izleyecek muhtemelen, Karaçay. Kendisi Türkiye doğumlu Karaçay, Barış da yarı Karaçay bu arada. Neyse bir kere bana şey demişti. Şimdi Karaçay Cumhuriyeti'nden, Karaçay Çerkes'ten babasına bir CD geliyor. İşte CD, kaset neyse. Belgesel var içinde Karaçaylarla ilgili. Yarım saat diyor şunu izledik diyor. Kendisi Karaçaycan diyor. Yarım saat şunu izledik. Karaçaylar nasıl bir kurbanı keser? Yani nasıl işte bunun nasıl bir yolda şey keser? Yani bir kurbanı nasıl farklı kesebilirsiniz? Yani kurbanı her yerde 3 aşağı 5 yukarı aynı şekilde kesilir. Hani dine göre değişir. Şuna bir ufak tefek şeyler değişir ama ya düşünün bir kurban kesmenin Karaçay yöntemini adamlar yarım saat bunun belgeselini yapıyorlar. Yani her şey her şeyde etnik takıntılar öyle bir hale geliyor ki bunu gerçekten hani o sadece teoriye baktığımızda Marksizm millette böyle der, şeyle der dediğimizde anlamamız mümkün değil ve bunun mirası bugün çok net görüyoruz. Yani ben bazen espri olarak şey derim, Orta Asya'da eşyaların bile milliyeti vardır. Herkesin milliyeti vardır. Hani bazen şey düşünürler. Kazaklar Rusça konuşuyor. Bunlarda milliyetçilik yok falan. Bizim Türkiye'den bakanlar böyle algılıyor. Milliyetçiliği sadece hani Rus karşıtı değilse milliyetçi değil. Bu şekilde algılıyor ama ben bazen açıklamak için şey derim yani. Burada eşyaların bile milliyeti vardır. Hani bu kafa yapısı aslında milliyetçi kafa yapısı o kadar yaygın ki ama bizim anladığımız milliyetçi kafa yapısı olmayınca Türkiye'de anlaşılamıyor bazen. Ben... Çok, çok güzel özetlediniz. Çok sağ olun. Şöyle ufak bir ekleme yapayım. Bu çünkü 70 yıl boyunca esasında yapılan çok sistematik bir inşa. Yani bilinç tam bir ulus devlet inşasında mesela Türkiye'de mesela Türk Tarih Kurumu'nun kurulması, Türk Dil Kurumu'nun kurulması, dilin, tarihin homojen bir hale getirilmesi, tarih anlatımının çok farklı tartışmalar oluyor. Birinci, ikinci kurultaylarda biliyorsunuz şeyde tarih kurultaylarında. Ondan sonra farklı lehçelerin İstanbul lehçesine göre her yerde okutulması filan. Farklı etnik grupların Türkleştirilmeye çalışılması değil mi? Şimdi bunlar Türkiye, bu ulusal devletin normal standart yaptığı şeyler. Yani iki dünya savaşı arasında 20'li 30'lu yıllarda Polonyalılar da Ukraynalılara yapıyorlar aynı şeyi. ne bileyim Macarlar deli gibi şey yapıyorlar. Alman izlerini siliyorlar. Herkes bir şey siliyor. Herkes homojenleştiriyor. Sovyetler'de idare her cumhuriyette aynen bu şekilde esasında en sonunda hareket ediyor. Ve bunu destekliyor. Şimdi mesela gelişim de şöyle, 20'li 30'lu yıllarda enstitüler kuruyorlar, yerel kadroları geliştiriyorlar. Dil bilimci, etnograf, tarihçi, bilmem neci. Ondan sonra bunlar 40'lı 50'li yıllarda artık ürün vermeye başlıyorlar. Milli tarih, milli dil, linguistik, orfoloji, seslerin nasıl yazılacağını standart edilmesi filan. Hatta 50'li yıllarda artık milli yemekler, albüm kitapları basılıyor. Milli kilimler mesela, Azerbaycan kilimleri albümü, milli Ermeni kilimleri albümü, Gürcü kilimleri albümü, Azerbaycan yemekleri, milli yemekler. Şimdi mesela Kazakistan'a gittiğiniz zaman beş parmak kimin yemeği? Tabii ki Kazakların milli yemeği. Şimdi yani bunlar esasında daha önceden Çarlık döneminde bir sürü iç içe geçmişlik, heterojen, köyler birlikte, Ermeni, Azeri birlikte yaşıyor. Öbür tarafta Persçe konuşan, Türkçe konuşan iki dilliler aynı şehirde yaşıyorlar. Birbirinin içine geçmiş geleneksel, modernite öncesi kimlikler yaygın. Sovyet dönemi bilinçli olarak bence... Yani devlet eliyle klasik manada nasıl bir ulus kimlik inşası varsa bunun baştan aşağı yapılması ve çok güçlü şekilde yapılması. Yani enstitülerin kurumlar kurumsallaştırılarak hani tarih enstitüsü, dil enstitüsü tıpkı bizde Türkiye'de 30'lu yıllarda
o temel taşların atılması gibi yapı taşlarının çok bilinçli ve sistematik olarak yapılan şeyler. Yalnızca Rus değil, Ukraynalılar için, Ermeniler için, Kazaklar için, Özbekler için, hepsi için aynı şekilde yapılan standart yapılan şeyler. Hocam şimdi sizin kitabınızda 3 ülke üzerine, 3 milli kimlik üzerine odaklanıyorsunuz. Bunlardan birini daha somutlaştırarak, bu milli kimlikler nasıl inşa edildi mevzusunda daha somutlaştırarak anlatabilir misiniz? Ukrayna, Azerbaycan veya Kazakistan, en azından birini dinlemiş olalım. Olur, çok sağ olun. Ukrayna kimliği ilginç. Çünkü Ukrayna esasında bir etno toponim yer değil, yani ad değil. Ukrayna adı var tarihte, Ukrayna diye geçiyor eski haritalarda. Fakat yani böyle bir modern kimlik yok. Modern kimliklerin hepsinde olduğu gibi. Çünkü mesela Ermenistan sözü bir etnotoponim. Yani bir etnodilsel grup orada yaşıyor. Ermeniler, orası da Ermenistan, tamam. Örtüşüyor. Fakat böyle bir Ukrayna diye bir şey, Ukrayna etnik kimliği yok ortada. Etnodilsel kimlik yok. Ukrayna bir nevi tampon bölge. O bölge, o arazi. Bir tarafta Moskova Prensliği var. Polonya, Litvanya Krallığı Birliği var batıda. Güneyde de Osmanlılar ve onların Kırım Hanlığı var. Bunun üçünün arasında bir tampon bölge. Zamanla Moskova genişliyor ve 18. yüzyılda artık bugünkü Ukrayna dediğimiz yerin çoğunu Moskova ve daha sonra Rusya İmparatorluğu kontrolü altına alıyor. 19. yüzyılın sonunda, 19. yüzyılda ikinci yarısında bu bahsettiğimiz ulusal kimlik, modern ulusal kimlik inşaatları, inşası işi Ukrayna'da da filizlenmeye başlıyor. Bu da bugün Batı Ukrayna dediğimiz Lviv şehri, işte Galiçya denen Avusturya-Macaristan İmparatorluğu'nun parçası olan, onun kontrolünde olan bölgede. Burada meşhur mesela Ukraynalı tarihçi var, Khrushchevski. Ukrayna tarihini yazıyor adam. Yani her gün sayfalarca yazıyor. Koca 9 tane cilt yapmaya çalışıyor. 9-10 cilt bitiremeden zaten ölüyor. Büyük tarihçiler genelde böyle büyük projeler alırlar, sonra bitiremeden ölürlerdi. Adam tek başına, tek kalemde Ukrayna milli tarihini yazıyor. Yani sıfırdan. Bunu yapıyor ama 1920'de Bolşevikler geldiği zaman, 22'de Ukrayna ulusal kimliği böyle entelektüeller arasında bir nasıl söyleyeyim tartışma konusu. Hani popüler konu ama halkın hiç pek haberdar olmadığı bir şey. Yani sıradan köylülerin. İngiliz ve Alman ajanlarının, diplomatlarının raporları var. Yani diyorlar, köylüye sorsanız ne der? Ukraynalı mısın? Hayır, ben Ortodoksum. Dinle izah ediyor. Hangi dili konuşuyorsun? Yerli dili konuşuyorum, yerel dili konuşuyorum. İşte peki Rusya, büyük bir Rus devletinin parçası mı olmak istiyorsun? 1918'de Alman, İngiliz ajanları soruyorlar. Yoksa ayrı bir Ukrayna hükümetinin parçası mı? Köylü diyor ki, vallahi diyor, o hükümet, bu hükümet hepsi baş belası. Biz köylü Ortodoks halkını kendi başımıza bırakın, biz bize yeteriz. Yani hükümetleri, biri gider öbürü gelir, hepsi bizim, geliyor vergi alıyor, oğlumu asker alıyor, ben hiçbirini istemiyorum. Öyle milli bilinç yok yani. Normal, modern milli bilinç yok. Şimdi Sovyetler gelince bu ulusal bilinci yayıyorlar. O 19. yüzyıl sonunda, 20. yüzyılın başında Lviv'de meşhur Şevşenko cemiyeti vardır. Dil, tarih, kültür üzerine araştırmalar yapan, işte o meşhur Profesör Hrok'un teorisinde artık A'dan B'ye geçmeye çalışıyor. Ama hala ağdalar, yani araştırma yapıyorlar. Kültürel gidiyorlar köylerde, kasabalarda, bizim dilimiz ne, tarihimiz ne diye. Şimdi Sovyetler gelince yaygın okullaşma, eğitim sistemini oturtunca buna paralel olarak Ukraynalılaşmayı kampanyasını yapıyor. Ukrayna kimliğini inşa ediyor. Şehirler doğa çok Rus. Kiev, hatta bölüm bölüm Polonya hala, çünkü 300 yıl daha önceden Polonya egemenliğinde kalmış büyük Polonyalı toprak sahipleri var. Yani Kiev biraz Rus, biraz Polonyalı, biraz Yahudi şehri. Yahudiler de çok mühim parçası. Ha, etrafta köy, bir böyle Slav
bir diyalek, Ukraynaca şimdi dediğimiz dili konuşan ama bu da homojen değil bir köylü denizi var yani. Yani şehirlerde böyle onların ortasında diyorlar ki hadi, yani Rusça konuşan bürokratları da mesela diyorlar gidin akşam kurslara açıyoruz, gidin Ukraynaca öğrenin. Onları bile zorluyorlar mesela. Fakat 30'lu yılların başında bu iş terse dönüyor. Bu Ukraynizasyon kolektifleştirme sırasında Ukrayna'da tabii çok, yalnızca Ukrayna değil, Kazakistan'da ve Rusya'da da büyük suni açlık olduğu için milyonlarca insan ölür. Yani bu kolektifleştirme sırasında siyasi bir tercih yüzünden. Bu büyük bir reaksiyon tabii aynı zamanda doğuruyor haklı olarak. Ve bu reaksiyonun da bir ulusal milliyetçilik formatında olmasından Bolşevikler korktuğu için bu sefer siyaseti değiştiriyorlar. Ukrayna kimliğini kimse reddetmiyor yine de. Fakat gaza basmayı, biraz gazı nasıl söyleyeyim, pedelden ayağını çekiyor yani. Anlatabiliyor muyum? Bu hep böyle bir denge arayışında. Sovyet periyodu Ukrayna ulusal kimliğini hem inşa ediyor, aynı zamanda diyelim yanlış iktisadi politikalar yüzünden bir de bir sürü Ukrayna, milyonlarca Ukrayna'nın da ölümüne yol açıyor. Bir de yıkıcı tarafı var. Aynı şekilde yine buradan devam edersek, Ukrayna milliyetçilerinin, ulusalcılarının hayatta hayal edemeyeceği bir Ukrayna topraklarının, onların hani büyük Ukrayna'nın inşasını Sovyetler tek elle beceriyor. Çünkü ilk başta Doğu Ukrayna Sovyet iktidarında. 39'dan sonra Polonya'yı Almanya ile paylaştıkları zaman Batı Ukrayna'yı da alıyorlar. Lviv bölgesini ondan sonra. Sonra gidiyorlar, onun da yetmiyor. Romanya'dan Kuzey Bukovina vardır. Esas da Yahudidir orası çok. Yahudi ve biraz da işte Ukrayna diyeceğimiz Slav köylü vardır. Ama genelde şehirli Yahudi nüfusudur. Onu da alıyor. Romanya'dan başka Karadeniz'de parçaya alıyor, Ukrayna'ya veriyor. Kırım'ı 50'li yıllarda Ukrayna'ya verirler. Böyle böyle bakıyorsun kocaman bir Ukrayna'yı, yani 1890'larda Lviv'deki o küçük entelektüel grup Şevçenko ilim bilim cemiyetinde dilimiz ne, tarihimiz ne diye böyle uğraşanların hayaline gelmeyecek dev bir şeyi birleştiriyor. Dediğim gibi bir yandan bunu yapıyor, bir yandan da kolektifleştirme sırasında suni açlıkla milyonlarca Ukraynalı'nın da ölümüne de aynı sistem yol açıyor. O açıdan ilginç bir paradoks bence. 91 sonrasında Ukrayna'dakiler, Ukraynalı tarihçiler daha çok Ukraynalıların bu kolektifleştirme sırasında öldüğünü altını çiziyorlar da ve bunun kasti olduğunu bazıları öne sürüyor. Fakat aynı kolektifleştirme sırasında esas Rusya'da, Rusya Federasyonu'nda da kara topraklar dediğimiz bölgede çok, orada da milyonlar ölüyor. Kazakistan'da nüfusun üçte biri ne mahvolur. O yalnızca Ukraynalıları, ben şahsen Ukraynalıları yalnızca hedef alan hani bir kasti bir şey olarak görmüyorum. Bunu genel anlamda yanlış iktisadi siyasetin bir sonucu olarak görüyorum. Bunu en fazla da 3 coğrafya, 3 cumhuriyet, Rusya'nın kendisi, Ukrayna ve Kazakistan'da görüyoruz. Çünkü bunlar da kara toprak dediğimiz o bölgenin işte bölgeyi teşekkür eden cumhuriyetler. Onunla alakalı bir şey biraz. Biraz da Kazakistan'da durum farklı. O da var. Yani Ukrayna ve 36'dan sonra dediğim gibi o Bogdan Khmelnytsky mesela tükaka edilen bu o 17. yüzyıldaki ticaret burjuvasisinin maşasıdır denen heykelini, Çarlık döneminde çünkü onun heykelini inşa ediyor, dikiyorlar Kiev'in ortasına. Tahta paravanlarla etrafı çevrilen adam milli kahraman olarak çıkıyor. Çünkü o Polonyalılara karşı savaştığı için ve gelecek olan 30'lu yıllarda tahmin edilen savaşta Almanlarla Polonyalıların birlikte Sovyetlere saldıracağı hep teorisi, yani öyle bir ihtimal hep göz önüne alındığı için Polonya karşıtı bir Ukrayna kimliği inşa ediliyor bu yüzden. Ve Rus ve Ukrayna
birlikteliği, kardeşliği altı çiziliyor. Bu bir nevi bizdeki Azerbaycan'la Türkiye'deki Türk kimliğinin kardeşliği ya da Türkmen kardeşliği gibi bir şey. Fakat tarihi yazarken yalnız geriye doğru, milliyetçi tarihi yazarken şöyle bir problem var. Ruslarla Ukraynalılar ve Belaruslar yaşıyor. Kiev Rus, Kiev Rus, Kiev'in Rus dediğimiz o Kiev, Kiev Rus mu Türkçesi, o devlet, ortaçağ devletinin kime ait olduğu bu sefer karışıyor. Bu Ukrayna'nın ulusal kimliğinin, ulusal tarihinin parçası mı, Rus ulusal kimliğinin mi, Belarusların da bunun neresinde? İşler biraz karışıyor orada. Hala da tabii tartışma konusu. Çünkü milliyetçi söylem geçmişe doğru, geçmişi millileştirirken bazı noktalar örtüşüyor geçmişteki. Kimin milli söylemine o geçmiş dahil, o örtüşen noktalar çatışma konusu oluyor tabii. Sovyetlerin çözümü bu hepimizin ortak devletiydi. Yani bu ne Rus devletiydi ne Ukrayna devletiydi. Bu eski Doğu Slavlarının devletiydi. Biz de bunun ortak çocuklarıyız. Hani bir kol böyle bir kol böyle gitti diye. İşte çünkü Türkmenistan'daki mesela tarih kitaplarına bakarsanız Selçuklu, Büyük Selçuklu Türkmen İmparatorluğu. Şimdi yani Türkmenler büyük bir imparatorluk kurmuş. Bizim Türkiye onun bir alt kolu o açıdan tarihi yazdığın zaman. Anlatabiliyor muyum? Biz ilginç bir şekilde Türkiye'deki tarihi biz esas koluz, onlar yan kol gibi ya da ana akım. Yani biz öyle bir Türkiye'deki tarih yazımında öyle bir durum var. Türkiye'yi merkez alan haklı olarak her ulusal tarih yazımı öyle yapar. Yani Ukrayna'da böyle bir durum var. Hocam çok teşekkür ederiz. Yavaş yavaş programımızı bitirelim o zaman. Geniş bir konu, konuşamadığımız şeyler elbette oldu ama birçok şeyi ele aldık, birçok şeyi konuştuk, tartıştık. Evet, bugün 12. programımızda Harun Yılmaz'ı konuk ettik. Harun Yılmaz, Türkiye'den çıkıp Sovyet Milletler Politikası üzerine çalışan, doğrudan bu konu üzerinde literatüre katkı yapmış ender, hatta belki tek akademisyenimiz, tarihçimiz. Hocam tekrar çok teşekkür ediyoruz katıldığımız için. Çok faydalı olduğunu düşünüyorum dinleyenler için de. İzninizle ben burada kaydımızı durduruyorum, programı sonlandırıyorum.